bulunduğu hizmetler için. Sezai Karakoç anısına Malatya'nın bir kadir şinaslı olarak düzenlenen Malatya 9. Anadolu Kitap Fuarı'na hoş geldiniz. Sayın milletvekillerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, üniversite rektör yardımcılarımız ve son söz olarak bir veda mesajı niteliğinde şunları söylemek istiyorum. Öncelikle beni onore eden ve layık olmadığım övgüleri dizen Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sizlerden özür diliyorum, ben duygusal bir insanım. Çok değerli Malatyalılar, Malatya'yı ne kadar çok sevdiğimi bu gözyaşlarından lütfen anlayınız. Her kanun görevi bir nöbettir. Biz de bu nöbet esnasında elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Tabii ki öncelikle bu kadim şehirde bu güzel insanlara hizmet etme fırsatını bana veren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yine ülkemizin güzel bir köşesinde yeni bir göreve beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Malatya'da zorlu günler geçirdik. Deprem oldu, pandemi oldu. Ama Malatya insanı daima yanımızda oldu, birlikte olduk. Başta Sayın Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, tüm kamu idaresinde çalışan arkadaşlarımız. Hep birlikte Malatya insanının bu zorlu günleri atlatması için çalıştık. İnşallah Malatya insanın hafızasında, gönlünde güzel bir yer bırakmıştır. Allah Malatya'nın ve Malatya'nın yardımcısı olsun. Sevgiyle saygıyla. Evet, Dünya Kayısı Başkenti, Güneş'in altın yumurtası, Kayısımızın başkenti, Malatya'dan bir diyarı, İsparta'ya uğurlu çağrı, çok emekli bağrımıza teşekkürler ve konuşmalar için bir kez daha teşekkür ediyorum Sayın Hanım. Çok emekli onur konuğumuz İhsan Fazlıoğlu hocamıza bir hediye takdimimiz olacak, kayısı ve plaket takdimimiz olacak. Ben çok emekli onur konuğumuzu İhsan Fazlıoğlu hocamızı sahneye davet ederken, kendilerine Sayın Valimizle birlikte plaket ve kayısılarını takdim etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz, Bülent Tüfekçi Beyefendi, Özgür Şalgan Beyefendi, İl Başkanımız, İhsan Koca Beyefendi, Yeşilyurt Belediye Başkanımız, Mehmet Çınar, Osman Güler, Fatal Gazi Belediye Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Mesut Samanlı Beyefendi ve Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Eyüp Gönül Taş Beyefendi. Protokolde de bir fotoğraf çekiyoruz. Sayın Valim, Mevlana diyor ki, her gün bir yerden bir yere göçmek ne güzel. Bulanmadan, donmadan, akmak ne hoş. Ne kadar söz varsa dinleyip, tümle beraber gideceğiz. Bir şeyler söylemek lazım. Önemli olan donmadan, bulanmadan akıp gitme hadisesidir. Siz burada bulanmadan, alnınızın açıklığıyla, yüzünüzün açıklığıyla Malatya'ya güzel hizmetler yaparak gidiyorsunuz. Allah yolunuzu aydınlık etsin. Allah yolunuzu açık etsin. Hem aile hayatınızda hem iş hayatınızda bundan sonraki süreçte size huzurlu, mutlu bir yaşam temenni ediyorum. Vali Bey, bizi duygulandığınızda affetmeyin. Evet, böylelikle bu hediye takdim esnasında da anı ölümsüzleştirmiş olduk çekilen fotoğraflarla birlikte. Bir kez daha değerli konuğumuza teşekkür ederken, programımıza teşrif eden başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Milletvekillerimize, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza,
ilimizin saygıdeğer protokolüne çok teşekkür ediyoruz. Şimdi fuarımızın açılışını gerçekleştirmek üzere sizleri fuaye alanına kurdele kesimine davet ediyorum.